en sıcak konumuzla başlayalım. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı bile. Bugün açılışını yapacağı Türk Evi binasında incelemelerde bulundu. Erdoğan'ın ikinci durağı daha adil bir dünya mümkün başlıklı konferanstı. Cumhurbaşkanı New York'taki ilk günü ve konferansta verdiği mesajları getirelim önce ekranlarınıza. Uçaktan indi, ayağının tozuyla yeni Türk Evi binasında incelemelerde bulundu. Ardından ABD'deki Türk toplumuna seslendi. İnsanlık olarak COVID-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikar, daha ölümcül, daha sinsi bir başka virüsle daha mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı İslam düşmanlığı virüsüdür. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce düzenlenen Daha Adil Bir Dünya Mümkün başlıklı konferansla konuştu. Dünyada İslam karşıtlığının geldiği noktayı anlattı. Bugün artık siyaseti esir alan, Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde FETÖ'ye ayrı bir parantez açtı. Takiye ve tedbir kılıfı altında karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır. Bizim görevimiz, demokrasi ve insanlık düşmanı bu çetenin mensuplarının hukuk ve adalet önünde hesap vermelerini sağlamaktır. Koronavirüs salgını ve aşı tedariki de gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Aşıya erişimi kısıtlı ülkeleri hatırlattı, yerli aşı mesajı verdi. Onay süreçleri tamamlanmak üzere olan kendi aşımız TürkoVak'ı da tüm insanlığın, dostlarımızın, kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Hiç endişeniz olmasın.